Vallahi ben bilmem hangi akrabasını getirecek, kaldı mı akrabası onu bilmiyorum. Ya da yakın arkadaşı. Biz kadromuzla geliyoruz. Millet İttifakı'nın güçlü kadrosuyla geliyoruz, güçlü. Ve size söz, biz milletin evlatlarıyla çalışmaya geliyoruz. Bir avuç insanın ayrıcalıklı fertleriyle değil, milletin evlatlarıyla çalışmaya geliyoruz. Sizin çocuklarınızla, sizin gençlerinizle. Bakın size bir örnek vereyim. Geçenlerde 13. Cumhurbaşkanımız, ki size selamını getirdim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir programa katıldı biliyorsunuz. Babala TV diye bir programa katıldı. Doğru değil mi? İzlediniz. Bu arada 7 saat hiç uyumadı. Anladınız değil mi? Hiç uyumadı yani. Gözünü bile yummadan cevap verdi her şeye. Şimdi Allah enerjisini bol etsin. Bakın o programda çıktı bir kişi. Bir kişi dedi ki, siz namus sözü vermiştiniz, beni işten attı dedi benim için. Hatırlıyor musunuz? Hayır, anlatayım, dinleyin. Bakın o kişi, bir, belediyenin elemanı değil. İki, taşeronun elemanı. Üç, 2,5 sene, yani 2019 biz görev aldıktan 2,5 sene sonra o taşeronun iş hizmeti bitti diye, aktif feshedildi diye elemanlar çıkartılmış, tazminat ödemiş. Ya biz göreve geldik, birini çıkartacaksak ilk gün çıkartırız, öyle değil mi? 2,5 sene çalışmış, 2,5 sene. İki, daha ötesine gideyim. Kendi yakın akrabaları, tam 5 yakın akrabası bizim farklı kurumlarımızda hala çalışıyor. Bakın, 2 tane yanlış var. Bir, bir aileden bu kadar insanın bir kurumda olması doğru değil. Bu tesadüf olamaz. Ama ona rağmen hiçbirinin hakkına dokunmadık. Hatta işini yapıyor diye terfi edenleri bile var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim ahlakımızda iş yapma biçimimizde ne var biliyor musunuz? Hazreti Ömer adaleti var, Hazreti Ömer adaleti. Bizim adaletimiz var, adaletimiz. Adaletimiz var. Size bir şey söyleyeyim mi? Aynı durumda bunlar olsun. O kişilerin köklerini oradan kazımazlarsa Allah canımı alsın. Bak bu kadar net. Allah canımı alsın. Bak bu kadar net. Köklerini kazırlar. Bu kadar kinci davranırlar. Biz kimsenin kılına dokunmadık kardeşim. Biz Size söyleyeyim, burada bir mücadele veriyoruz. İnsanlarımızla doğruları paylaşıyoruz. Kimseye iftira atmıyoruz. Kimsine çamur atmıyoruz. Kimseye yalan atmıyoruz. Siyasette herkes kendi fikirleriyle var olsun. Ama kardeşim, bir oy için her yol mübahtır olmaz. Olmaz. Bak bu günler gelip geçer. Bak bu günler biter. Dünya fani. Bugün varız, yarın yokuz. Bu millet arkanızdan güzel dualar etsin. Bunu isteyin. Bu milletin bedduasına talip olmayın. Bu milletin bedduasına değil, duasına talip olun. Seversin, sevmezsin ama saygı duyulacak konumda ol. Bunları unuttu. Ve bu kutuplaşmış ortamda milleti birleştiren, milleti buluşturan, milleti kucaklaştıran olacağız. İstanbul'u koruyacağız bunlara karşı, İstanbul'u. Beton kanal yapmalarına değil, bu şehrin nitelikli bir şehir olması için mücadele vereceğiz. Niye kanalın peşinde koşuyorlar? Niye biliyor musunuz? Dertleri deprem değil, dertleri kentsel dönüşüm değil. Orada bir avuç insanın arazisi var. Kimin para kazanacağının hesabını yapıyorlar. Körfez ülkelerinde
Kimlere söz verdilerse o sözü yememek için uğraşıyorlar. Bakın tek dertleri bu. Allah bu şehri bunların gazabından korusun. Bu şehir, bu şehir bu kardeşinizin ekibiyle nefes almıştır. Gençler özgürlüklerin tatlarını çıkarıyorlar. Biz onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Allah bizi mahcup etmesin. Ben buradan 101 kere maşallah demek için Üsküdar'a gideceğim. 101 kez. Dile kolay, ne mutlu bana. 101 kez konuştum ama Allah'ıma şükrediyorum ki tek bir kişi hakkında kötü konuşmadım. Ama bu kardeşiniz kötü konuşana şak diye cevabını verir. Makamına bakmaz, ondan yana endişeniz olmasın. Ama bir kişi hakkında kötü konuşmadım. Çocuklar, gençler, sizi çok seviyorum. Allah sizi korusun. Bu memleketin bütün evlatlarını korusun. Bu memleketin bütün evlatlarına güzel bir gelecek istiyoruz. Güzel gelecek için, özgür, demokratik ve çağdaş bir gelecek için, milletimizin kardeşçe yaşamak için yarın oylarımızı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyoruz.